Periskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun 97. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç dakika gecikmeyle başladık. Kusurumuz affola. Bu akşam Sezin Öney, Gürkan Çakıroğlu ve Alpan Telek ile birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Gürkan, Alpan, Sezin hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Bu hafta tabii biraz hareketli bir hafta oldu. Şu açıdan Tarkan'ın geçecek isimli şarkısı çokça dinlendi. Bu şarkı neden ve nasıl böyle popüler oldu? Ne ifade etti ki insanlar bu şarkıyı dilden dile söylemeye başladılar? İçeriğinde ne var, bir mesaj mı? İşte müzikal kalitesi nedir gibi 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 birçok soru tartışıldı. Türkiye gerçekten ilginç bir ülke. Neye ihtiyacımız var tam olarak ben de bilemiyorum bazı açılardan. Çünkü bir şarkı bile bu kadar gündemi doldurabiliyor. Ben kendi adıma beğendim. Güzel, eğlenceli bir şarkı gibi geldi ama tabii ki her şey o kadar politize ki bu şarkının da sözlerinden bu çıkarıldı. Belki amacı buydu ya da amacı bu olmadan da böyle yayıldı şarkı. Şimdi bakacağız. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vardı. Bu ziyaret dış politika açısından ne anlam ifade ediyor? Türkiye'nin dış politikası gerçekten anlamak ve anlamlandırmak oldukça zorlanıyoruz çoğu zaman. Bu ziyareti bir anlamaya çalışacağız. Nedir? Kimlerle yakınlaşma ya da nasıl stratejiler çıkabilir buradan? Tüm bunları değerlendireceğiz. Bugün neyse ki yine muhalefet konuşuruz diye düşünüyorum bir yerinden ama haftalardır konuştuğumuz bir gündem vardı. Oradan birazcık Tarkan vesilesiyle çıkmış olmaktan dolayı ben memnunum açıkçası kendi adıma. Sizin öncelikle senle başlamak istiyorum. Hepiniz arkadaşlar aslında şunu sormak istiyorum. Şarkıyı nasıl beğendiniz mi? Müzikal anlamda olur ya da olmaz. Ben Tarkan şarkılarını çok beğenirim. Sahnesini de çok beğenirim Tarkan'ın. Bu tabii ki müzikal kalitesi bence en düşük Tarkan şarkılarından biri. Ama sözleri, ritmi bana açıkçası güzel geldi. Bir de klibini düşününce biraz klibinde işte La Casa de Papel, V for Vendetta havası var. Yani birden işte erişim sağlıyor, her yerde görülüyor. İşte bir ortaklaşma yaratıyor ve heyecan yarattı açıkçası bende. Ama şunu da gördüm, baştan söyleyeyim, yani gülmeye hasret kalmışız, bir şeyleri umut etmeye ve topluca bir şeye sevinmeye aslında. Tabii ki toplumun bazı kesimleri yine buna sevindi. Bazı kesimleri bir şarkıdan bile tedirgin olmuş mudur? Bunu konuşacağız. Sizin ben daha fazla sözü uzatmayayım ve sana bırakayım. Buyur, söz sende. Aslında biraz muzırlığı herhalde özlemişiz. Biraz hakikaten müzikliği veyahut da işte öyle biraz yaramazlık yapmayı belki diyelim. Çünkü Tarkan'ın şarkısında biraz ben onları buldum açıkçası. Yani herkes aslında o şarkıda bir şey görüyor. Fakat bu bir yandan da dillendirilmiyor tam olarak. Yani herkesin ortak bir gündemi var ve ortak bir noktasına dokunuyor. Ki Türkiye'de artık ortak noktaya dokunmak da çok zor. Fakat orada bir herkes aynı şeyi düşündüğünü de düşünüyor. Muziplikliğini ben burada işte muziplikle kastettiğim buydu. Ve tabii kurallara bu anlamda konan bir normlar var artık, yani işte hakaret davaları açılıyor vesaire. İşte burada bir duruyorsunuz, kendinizi sürekli bir kontrol uygularken o kuralları birdenbire çiğnemiş oluyorsunuz bu Tarkan şarkısıyla, bir şarkıyla gibi bir his geldi herhalde. Toplumda yarattığı biraz böyle bir şeydi bana kalırsa. Ben de aslında başta dinleyemedim. Yani bu kadar siyasi gündemi takip eden biri olarak biraz yoğun bir dönemime geldi. Ve orada yani dinleyecek vakti bulamadım. Tabii ki gündemden haberim vardı ama oturup şarkıyı dinlememiştim. Ne zaman ki Halk TV'de Tuğrul Eryılmaz'ı gördüm. Tuğrul Eryılmaz ki pop kültür konusunda malum Türkiye'de çok önemli bir isim. Radikal döneminden beri ve yani çok bilinen ve güzel yazıları olan eleştirmen olarak da bütün bu pop kültüre hakikaten katkısı olan bir isim. O çok heyecan duyarak yaklaşıyordu şarkıya. Bunun üzerine hemen açtım ve dinledim. O zaman şeyi fark ettim. Yani belki bu kadar büyük bir beklentiyle dinleyince aslında bence çok büyük bir olay yok ortada. Aslında Tarkan son derece stilize bir iş yapmış. Yani bir tür Çağbella'ya dönüştü şarkı ama aslında o kadar da devrimci bir niteliği baktığımızda yok şarkının. Yani güzel bir pop şairi gibi olabilecek bir pop şarkısı gibi. Dediğim gibi çok stilize çekilmiş. Aslında birçok başka şeye, noktaya da şu günümüz pandemi koşullarında sürekli işte Zoom'la bağlanmalarda işte bir çalışırken alt tarafı işte böyle insanları şey farklı, üst tarafı farklı insanları görüyoruz vesaireydi. Yani bir sıkılmışlık, yani genel olarak hayatımızla ilgili bir sıkılmışlık, bitmişlik
bunalmışlık hali var. Bugünün modern yaşamıyla ilgili, zorluklarıyla ilgili. Türkiye'nin kendine özel tarafları var elbette. Bu uluslararası da, tarafta da aslında birçok dokunabileceği yer olabilir Tarkan'ın. Ama Türkiye'de özellikle tabii bir kıstırılmışlık, bunalmışlık hali var ve orada birden bir başkaldır gibi bu şarkının öyle bir pop başkaldırı olarak ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu kadar da devrimci değil aslında. Demek ki buradaki sorun aslında tekrar muhalefet konuşmayacağız dediğim gibi için ama ister istemez konu muhalefete geliyor. Çünkü muhalefetin demek ki reklam kampanyalarının, işte şarkılarının seçimle ilgili yapamadığını Tarkan hop diye yapıverdi. Demek ki burada insanlar mesela CHP'yi telafi edeceğiz, kaybettiklerimizi geri kazanacağız falan gibi şeylerini, sloganları diyelim CHP özelinde ama ya da öbür tarafta da Hazreti Ömerler çıktı bir ara. Ondan sonra işte şey şimdi biz yaparız gibi bir şey var vesaire İYİ Parti'de. Bunların hiçbiri değil aslında toplumun beklediği. Toplum bir hayal bekliyor. Yeni bir dünya bekliyor. Yani geçmişte o kadar süper değildi. Çok şeye sahip değildik. Bir türlü olamadık. Mesele o zaten. Bu 1923 İktisat Kongresi'nin yıl dönümü, 99. yıl dönümü dolayısıyla bir toplantı vardı Ülke Politikaları Vakfı'nın gerçekleştirdiği dün. Ben de orada moderatördüm. Ve orada yani bir türlü bu Cumhuriyet'in aslında birçok imkansızlıkla o dönemde ilk yıllarında gerçekleştirilebilenlerin bütün sonraki dönemlerde bir türlü nasıl gerçekleştirilemediğini. Mesela Çin büyük zıplamalar yaparken ekonomik olarak. Güney Kore tabii her zaman Türkiye'ye model olarak tartışılmıştır iktisatçılar tarafından. Oralardaki büyük dönüşümler işte Türkiye'nin bir türlü yapamadığı, yerinde saydığı, tamam bir takım düzelmeler oluyor ama düşüşler de oluyor ve sonuçta kümülatif olarak baktığımızda biraz diğer yatay bir çizgi oluyor diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, böyle başarı hikayeleriyle karşılaştırıldığında. Ve gene treni kaçırıyoruz gibi. O yüzden herhalde insanlar artık o büyük hayallere ulaşmak istiyorlar bana kalırsa. Evet, bana da verdiğiniz biraz öyleydi. Yani hayal ve birlikte umut etmek, ben de katılıyorum. Çok devrimci bir şarkı değil. Zaten bir pop şarkısı, böyle bir amacı neden olsun. Sadece hani hakikaten birlikte bir nefes almaya ihtiyaç varmış, onu görüyorum. Çünkü senin de bahsettiğin gibi yani Türkiye'nin özel koşulları var. Ama genel olarak da yani kürede zaten çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Hem salgın, Türkiye'ye yansıyan ekonomik kriz ve bir şeylerin hani bir gün biteceği meselesi. Yani herkes hisseder çok dertliyken akşam saatleri daha fazla basar insanı ve bir an önce aynı dertler sürse de güneş görmek istersiniz, sabah olsun istersiniz. Biraz onun gibi bir his verdi bana. Yoksa dertler zaten yani böyle ne iktidar değişince maalesef değişecek. Keşke bir anda öyle olsa. Çünkü çok daha yapısal sorunlar var, derin sorunlar var. Her hafta insanları yoruyoruz da belki bunları konuşarak ama inanın konuşması da düşünmesi de çok yorucu. O yüzden muhalefet meselesine değiniriz, değinmeyelim bu hafta şey olarak yani başlık olarak dedim. Ama ister istemez yolun ucu oraya çıkıyor. Çünkü sonuçta şu andaki siyasi iktidarın içerisinde bulunduğumuz çıkmazları değişip dönüştürmesini beklemeyen bir kitleyiz en azından. Dolayısıyla muhalefetten beklentiler oluyor. İnsanların bunu nasıl yapacağını merak ediyoruz. Ve dolayısıyla hep aynı şeyleri mecburen konuşmak durumunda kalıyoruz. Gürkan sen ne dersin? Gürkan sana biraz soft bir konu gibi mi geldi? Spekülatif bir söz bırakacağım sana. Gürkan'la çok konuşuyoruz. Özelde de yalnızca dördüncü yolda değil. Söylenmelerimiz de benziyor Gürkan. Sen olunca ben daha rahat hissediyorum dördüncü yolda. Çok söylenmiş gibi görünmüyorum. Sen ne dersin? Tarkan şarkısı böyle bir ferahlık verdi mi sana da? Ya Tarkan bence kıymetli olan yönü şu. Tarkan bir tavır koydu. Yani her ne kadar bu tavrı işte ben pandemiye yönelik olarak da kendisi de galiba menajere açıklamış menajeri vasıtasıyla. Ama bunun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı herkes anlıyor. Yani burada kıymetli olan şey şu. Bu tarz dönemlerden geçerken ülkenin sanatçıları ve aydınları ki bu ikisini de ayırıyorum. Her sanatçı aydın değildir. Her aydın da sanatçı değildir. Bu ikisi arasında da çok keskin bir bence ayrım var. Ve Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu yükselen otoriter rejime, hatta totaliter tonlara giderek ağırlaşan rejime sanatçıların ve aydınların gerekli refleksleri göstermiyor oluşuydu. Bu açıdan bence ne olursa olsun kıymetli. Lakin buna böyle
çok fazla anlamlar yüklememek lazım. Siyaseten diyorum ben. Halk bunu istediği gibi alıp kullanmakta tabii ki serbest. Tabii ki onun halkın en büyük hakkı deşarj olmak, rahatlamak. Lakin bu tip şeylerin ben bir noktada da bazen yani rejimin sistematiği içerisinde ona uygun olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan ben belki daha önce de burada söylemişimdir. Düdüklü tencereye benzetiyorum bu mevcut rejimi biraz. Hani bir noktada o biriken basıncı bir şekilde dışarıya deşarj etmesi lazım. Mesela normalde herkesin izlediği, benim de zaman zaman çıktığım Halk TV'yi bu iktidar istese bir günde kapatabilir. Önüne polisleri yığar, halk kitlesi oraya gelir, 3 gün, 5 gün, 10 gün belli bir refleks gösterilir. Lakin daha önce de farklı fraksiyonlarda bunun örneklerini gördük. Zaten NTV ve diğer kanalların da mevcut hale gelmesinin sebeplerinden birisi de bu. Korkunç bir sindirme politikası, başarılı bir sindirme politikası uyguluyorlar. O yüzden Halk TV gibi mecraların açık kalmasının sebebi bu rejimin sürdürülebilir olması için o basıncı ara ara kademeli şekilde ve kontrollü şekilde dışarıya çıkarabilmek. Patlamanın, yani halkın artık infiale uğramasının önüne geçiyor bu tarz şeyler. Mesela Tarkan'ın bu şarkısı da bence geçti. Yani halkı bir noktada deşarj etti. Bir hafta, 10 gün, belki 20 gün halk biraz rahatlamış bir şekilde gündelik hayatına, işte arabasında, özellikle İstanbul trafiğinde giderken ben de birkaç defa dinledim. Acaba dedim hani eleştirirken sert mi eleştiriyorum diye. Bazı noktalar. Çünkü ben şarkıyı beğenmedim. Yani hani Tarkan'ın hani 90'lardaki şarkılarını, bazı önemli iyi şarkılarını çok seven birisi olarak, işte 2002'deki o Karma Harbi'mi hakeza, orada çok kıymetli eserler var. Lakin ben bu şarkıyı beğenmedim. Bu şarkıda biraz şunu gördüm ben. Çok hesaplı sözleri şarkının. Ya bu ya, belki yanılıyor olabilirim ama bana çok hesaplı geldi. Yani o kadar dikkat etmiş ki şarkının direkt hani politize olmaması için. Hani bunun için sanki biraz daha ihtimam göstermiş gibi geldi. Bu hafif kırıyor işte o zaman şeyi. Hani o yaratıcı meziyeti kırıyor bu. Bir ikinci önemli şey şu. Hani Sezen Aksu'yla kıyaslama şeyi oluştu biraz. Hani o Sezen Aksu'nun şiiri çok başka bir şeydi. Yani o çok net bir muhalefetti. Çok cepheden bir muhalefetti. Korkusuz bir muhalefetti. Bu öyle bir şey değil. Tarkan'ın da öyle bir tavrı yok. Yani Sezen Aksu ile Tarkan'ın Türkiye için ifade ettiği şeyler çok farklı. Sezen Aksu bu topraklardan çok almış. İşte Ermenilerden almış, Kürtlerden almış, Çerkezlerden almış, Türklerden almış. Bütün vücuduna o mevcut kimliklerin acılarını yükleyebilmiş ve onlardan çok güzel bir hamur gibi yoğurarak tekrardan bunu topluma verebilmiş birisi. Bu ülkelerin tarihlerinde çok nadirdir. Yani hani De Gaulle Sart Fransa'dır diyordu. Ben bunu, daha doğrusu diyormuş, ben bunu geçen hafta öğrendim. Alpan daha iyi bilir. Ama ben de bundan işte yaklaşık bir ay önce Sezen Aksu Türkiye'dir, Türkiye'nin kalbidir dediğimde aslında biraz buna aynı şeyi ifade etmeye çalışmışız. Ben farkında olmadan ve bilmeden. Çünkü bu tarz isimler hakikaten çok nadir gelen ve o toplumların çok önemli figürleri. O yüzden bence hiç Sezen'le kıyaslamamak lazım. Sezen Aksu çok başka bir çıta. Tarkan ve diğer arkadaşlar çok başka bir çıta. Mesela stilize çekilmiş dedi. Bence çok haklı. Bence klip şarkıdan iyi. Yani klibin siyasi mesajları ve klibin topluma verdiği mesaj şarkının sözlerinden ve tarzından çok daha kuvvetli, iyi. Ve şey çok önemli bence söylediği şey. Hani işte Kore'dir, Çin'dir, işte herkes belli bir sıçrama yaparken Almanya 1945'te enkaz. Yani o Dresden'in ne hale geldiğini belgesellerden insanlar izleyebilir. Korkunç bir halde Almanya. Parçalanmış, bir de ikiye bölünmüş, düşünün. Ama bu adamlar çok hızlı bir şekilde ve çok sağlam bir şekilde tekrardan ayağa kalkabiliyorlar. Ama biz neden bunu yapamıyoruz? Zaten Türkiye'nin aslında bir program yapılsa sadece bunun üzerine ve bunun üzerine kafa yorulsa çözüm çünkü burada. Türkiye'nin çıkışı da burada. Problem şu. Türkiye 1923'te Cumhuriyeti kurdu ama bu Cumhuriyet, yani bunu bir fabrikaya benzetebiliriz. Bu fabrikanın ayarları bozuk. Ayarları sağlıklı bir şekilde yapılamadı. O yüzden de durup durup arıza veriyor. Her arıza verdiğinde de ya askeri darbelerle ya çeşitli katliamlarla süreçler sekteye uğruyor. Türkiye kendi iç hesaplaşmasını ve iç muhasebesini yapamadığı için bir türlü odaklanması gereken
işte sanat, edebiyat, bilim, teknoloji, daha demokratik bir ülke, daha hukukun hakikaten olduğu bir ülke olamıyor. Bunu yapabilmek için ben hatta bugünkü Politik Yoldaki yazımda ona değinmeye çalıştım. Hani Ahlat'tan Ahlatlı Bere 1000 yıllık bir hikaye bizimkisi. Hani Alparslan'ın ordusunda hep diyoruz ya işte 1071 Malazgirt. Alparslan'ın ordusunda Kürt nüfus çok fazla. Yani biz aslında Anadolu'nun kapılarını beraber dövmüşüz. Bazı şeyleri beraber yapmışız. Yan yana savaşmışız. Eşitmişiz. O eşitlik bağ koparıldı. O bağ koparıldığı için de Türkiye bir şekilde öteki kimlikler üzerindeki baskı, öteki kimlikler üzerindeki tahakkümden kaynaklı bir türlü esas odaklanması gereken şeye odaklanamıyor. Biz sürekli yani imparatorluk bakiyesi olmanın vermiş olduğu kibirle parçalanmanın yaratmış olduğu paranoya arasında sıkışmış ve bu sıkışmışlığı aşamayan, bu ruhsal psikolojik halden çıkamayan bir yapıdayız. Bu da bizi memleket olarak çok yoruyor. Bir türlü gerçek odaklanmamız gereken şeylere odaklanamıyoruz. Benim gördüğüm şu arkadaşlar, bu memleket Kemalistler yar olmamış tek başına. Yani tutamadılar. 50, 60, 70 yıl zapt ettiler ama gitti, aktı. İslamcıyla milliyetçiye de yar olmayacak. Ve hani Kürt'e yar olmayan bir devlet de hiçbir zaman huzur ve refahı bulamayacak. Biz kendi içimizde artık bir bu büyük mütarekeyi yapmamız lazım. Biz bu iç barışı, iç hesaplaşmayı ve muhasebeyi yaparsak o zaman o Sezi'nin dediği bence şey olacak. Yani işte Kore'dir, Çin'dir, Türkiye bence onlardan çok daha iyi noktalara da gidebilecek. Hem insan kaynağına sahip, hem coğrafi özelliklere sahip, hem tarihe sahip. Bunu başarabiliriz. Yeter ki bu iç hesaplaşmayı başarabilelim. Çünkü yani dönemsel sorunlarımız dahi yapısal bozukluklardan kaynaklı. Akut dediğimiz birçok kriz kronikleşti. Ve bizim bunun içerisinden çıkabilmek için yeni bir şeyler söylememiz lazım. Az önce yine sesin çok güzel bahsetti. Muhalefetin halkta yaratamadığı umuttan kaynaklı biz bu krizi hala devam ettiğini görüyoruz. Çünkü muhalefet umut yaratabildiği anda iktidarın düşüşü çok daha net olacağı için onların tavırları da değişecekti ama bu maalesef bir türlü gerçekleşemedi. Ahlatlı Bel'de bu olabilirdi. Ama hala sonuçta hayat devam ediyor. Fırsatlar o önümüze çıkacaktır. Ben bunların değerlendirilmesinden yanayım. Umarım başarabiliriz. Evet, birçok ülkenin tarihine baktığımızda da katılıyorum Gürkan. Bir noktada bu kimlik problemlerini çözüp en azından bizimkisi kadar aciliyetli bir noktadan çıkarıp toplumun genelinin refahına yönelik birlikte hareket etme noktasına gelmişler ve bu onları tabii ki ekonomik anlamda, refah anlamında daha büyük ülkeler noktasına getirmiş. Türkiye'nin de tabii ki böyle olması en büyük umudumuz diyelim. Şimdi Alpan, sözü sana vereceğim. Arada da ben bugün biraz ben de muziplik yapmak istiyorum. Alpan'ın müzik kulağı iyidir gerçekten. Alpan'la Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birlikte aynı odada çalışırken bir dönem Alpan klasik müzik eserlerini tek tek gerçekten böyle ders gibi dinliyordu. Böyle her eline attığı işi ciddiyetle yapan bir insan olduğu için onu da çok ciddiyetle yapıyordu Alpan. Gerçekten tek tek dinliyordu. Arada bize de söylüyordu. Ben de, benim kardeşim de çok dinler, çok da iyi bir müzik kulağı vardır. Onlara rağmen ısrarla hep popüler kültürde durma noktasındayım müzikte nedense. Ve tabii halk müziklerini çok severim, o ayrı bir mevzu. Alpan o günden bugüne geçecek şarkısı. Şuna da takıldı insanlar. Şimdi ben de çok takılırım artık, bir de editoryal işlerde yaptığımız için Türkçenin bozukluğu. Tabii geçecek diye bir kelime yok Türkçede ama sonuçta kelime birbirine uysun diye o şekilde yazılmış anladığım kadarıyla şarkı. Sen ne dersin Alpan? Seni bir heyecanlandırdım, hareketlendirdim bu şarkı. Ne dersin? Valla Gülçin, gönül istedeki Şostakovich'in 7. senfonisiyle dik duralım ama elimizdeki malzeme bu, o yüzden bir şey yok. Tarkan'ı da severiz tabii, o ayrı bir hikaye. Ben şöyle söyleyeyim. Önce Gürkan'ın sözlerinden yola çıkayım. O hani De Gaulle'ün söylediği Sartre Fransa'dır. Ben ona nasıl bir şey yapayım ki? Orada Sartre Fransa'da çok tabii hükümeti o dönemde Cezayir'de izlediği politikalar sebebiyle eleştirir. Bunun ardından işte tutuklayalım mı, tutuklamayalım mı tartışmaları yaşanır. Bir hani Fransız devletinde buna bir yanıt vermesi gerekir derken Fransızların efsanevi başkanı De Gaulle Sartre Fransa'dır yani. Ben ona hiçbir şey yapamam. Çünkü artık o bizim bir değerimiz. Fakat gerçekten Fransa'da kamusal aydına yönelik çok büyük bir saygı var. Ve kitaba yönelik, kültüre yönelik çok büyük bir saygı var. Bunun Fransa'yı Fransa yapan değerler olduğunu biliyorlar.
Ben şimdi insanlar belki şey diyebilirler yani orası Fransa burası Türkiye çok arası zannetmiyorum. Çünkü yani şöyle tabii ki büyük farklılıklar var iki ülke arasında ama Fransızların ya da bizim aydınlarımızın aydınlar doğduğundan itibaren Türkiye'de Fransızların ben ve sadece bu ekolün bu anlayışın çok kuvvetli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de hala yazan, çizen, konuşan, eden, eyleyen entelektüeller, aydınlar böyle bir ülke istiyorlar zaten. Yani böyle atmosferi olan bir ülke istiyorlar. O açıdan ben çok önemli bir noktaya işaret ettiğimi düşünüyorum Gürkan'ın o sözleriyle. Sezen Aksu'yu değerlendirirken Sezen Aksu Türkiye'dir, evet Türkiye'dir. Keşke bunu entelektüellerimiz yani fikir işçisi olan kişiler için de onları yaratabilsek ve yapabilsek. Çünkü Türkiye'de kamusal entelektüel pek kalmadı gibi. O büyük bir sıkıntı. İşte böyle bir sürü insan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarım aynısı orada da geçerli olur ama Sezen Aksu gerçekten çok etkili bir isim. Ben ikisi arasında şöyle bir bağ görüyorum. Şimdi Sezen Aksu ile Tarkan'ın 90'lı yıllarda çok yakın çalışma durumları var bildiğim kadarıyla. Sözlerine, Tarkan'ın şarkılarının sözlerini o üretiyor. Hatta Tarkan'ı onun ön plana koyduğunu tahmin ediyorum. 90'lı yıllarda yani bu çocukta iş var tarzında gibi bilmiyorum. Umarım haddimi aşmıyorumdur. Abi sadece 30 saniye araya gireyim. Yani Sezen Aksu'nun el vermediği, omuz vermediği, yolunu açmadığı, çiçekler serpmediği çok kıymetli, değerli isim Türkiye'de özellikle 90'larda neredeyse yok yani. Yok. Evet. Bu konuda bir de çok değerli magazin videoları var. Şimdi biraz olayı oraya getirdik tabii ama onları da hatırlatmış olayım. Gerçekten Sezen Aksu bir fabrika gibi 90'lı yıllarda. Buradan şuna geleceğim. İkisi arasında bir ilişki var bence. Yani Sezen Aksu o kadar kuvvetli bir çıkış yapınca yani gerçekten bir halk ozanı gibi çıkış yaptı. Hani Karacaoğlan gibi bir çıkış yaptı. O sözler bana onu gösteriyordu. Ve bunu bir kadın yaptı Türkiye'de. Hani artık bunu bir kadın yapabilir. Hep söylüyorum bunu. Bu noktada bence o aralarındaki ilişkiden de kaynaklı. Tarkan da zaten protest ve muhalif bir karakteri ve kimliği var. Çok net bir şekilde. Herkes sustuğunda Türkiye'de. Yani adam çıkıp savunmasını yapabiliyordu. İşte Karadeniz'deki yapılan işte o çevresel katliamlarla ilgili bakan nezdinde herkes korkuyorken o çıktı söyledi. Bence o ilişkiden de kaynaklı olarak artık o da zamanının geldiğini düşündü ve adımını attı. Bana öyle geliyor. Ya, şarkı işte eleştirilir sözleri olarak geçecek niye dendi, işte niye böyle bir dil kullanıldı. Ben tam bu hafta çok ilginç bir şekilde Fransa'da ben bir ders veriyorum. Siyaset bilimine giriş dersi. Bu haftada böyle kültürel eserlerle siyaset arasındaki ilişkiyi inceleyen bir makaleyi esas aldık. Kültürel de çalışmalar, eserler siyaseti nasıl etkiler? Çok tam tesadüfte bu geldi üzerine. Kültürle, sembollerle siyaset arasında çok derin bir bağ var. Yani bizim burada saatlerce konuşalım. En doğruyu, en gerçeği sizin de, ben de, sen de, Gürkan da saatlerce anlatalım. 70 milyon sayfa yazalım. Tarkan'ın, Sezen Aksu'nun yapabildiğini, bir dizeyle yapabildiğini biz yapamayız. Sadece Tarkan ve Sezen Aksu olduğu için değil. Sanatın böyle bir gücü var. Yani bizi birleştirebilen bir gücü var. Ve bizim sözlerimizi iki cümleyle, iki belki boya fırçasıyla yapabilecek güçleri var. O yüzden ben bunu çok önemli görüyorum Tarkan'ın yaptığını. Yani önümüzdeki işte 2023 seçimleri ve sonrasında yeni Türkiye kurulur mu, kurulacak mı, yeni Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz tartışmalarını hep yapıyoruz. Ama bunun geniş kitlelere aktarılması ve heyecan yaratabilmesi mutlaka sanatçıların da bir yerinde bunu hissetmesiyle alakalı. Ve bence hissediyorlar. O yüzden devreye giriyorlar. İşte geçecek mi geçmeyecek mi falan o ayrı bir hikaye. Ama işte benim aklıma şey geldi, her şey güzel olacak o zaman diye de söylemek lazım. Ama şunu ekleyerek bitireyim sadece. Ben de çok muziplik yapmak derdinde değilim. Sözler önemlidir, vaatler önemlidir. Sanatın da bunu devreye sokması önemli. Ama Adorno'nun zannediyorum bir sözüyle bitireyim. Yarın belki umutlu olmayacak ama yarın umutlu olacakmış gibi çalışıp üretmemiz lazım. Bizi ancak bir noktaya o götürür. Umuda da ihtiyacımız var ama plan projeye de ihtiyacımız var. Kesinlikle ikisi birbirini besliyor zaten. Umudu olmadan insan işte kalkıp yerinden hareket edemiyor ama bir plan olmadan da umut etmesi çok da işe yaramıyor. Zaten ısrarla yine muhalefet lafını ben açayım. Yol haritanız nedir? Bunlar nasıl olacak? Tamam toplum bir noktada belki umut eder arkanızdan gelir ama ne yapacaksınız diye ısrarla sormamızın sebebi de bu haftalardır. Ben ufak bir şey anlatmak istiyorum. Aslında haftada bir gün herhalde yani izin yapabiliyorum bu aralar. O da çok az.
karşıya geçince benim arkadaşlarım bilir, ben Avrupa yakasına oturuyorum, Anadolu yakasına geçmek tatil gibi geliyor bana. Yani orada hiç yaşamadığım için herhalde. Oraya geçince işte arkadaşlarıma şunu mu yesek, bunu mu yapsak, gerçekten tatile gidermiş gibi bir gün yaşıyorum. Özellikle vapura binmek istiyorum. Vapur kafeler işte açıldı. Orada işte bir kahve içmek, bir şeyleri izlemek, işte çocuk oyun alanları vesaire var. Yani şu kadar, o kadar ufacık bir şey ki bu aslında. Ama ne kadar insani. Alpan'la bunu çok fazla konuşuruz. Yani insanın gidip işte çok böyle fazla bir para vermeyip işte 5 liraya 10 liraya bir kahve içmesi, bir izle, yani çok insani şeylerden bahsediyoruz. Ben şöyle hissettim, yani bundan bile mutlu olmak, o kadar muhtaç kalmışız ki böyle şeyleri. Yani her şey çok gergin, her şey çok masraflı ve çok insani, gündelik pratikte yaşanan şeylere çok ihtiyacımız varmış, bunu hissediyorum. İstanbul'da örneğin ben Mecidiyeköy'ü çok kullanıyorum. O yerin altında bir kitaplık görmek, yani metroda bir tane kafe görmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün faaliyetlerini övüyormuş gibi görünmek istemem. İstanbul'da yaşadığım için mecburen bunları söylüyorum. Yani çok ufacık şeyler ama insan hayatına dayan günlük pratiklere dahi çok ihtiyacımız varmış. Bunu söylemek istiyorum. Keza sanat da öyle. Çünkü biz gerçekten Türkiye toplumu olarak, gazeteciler olarak, siyaset bilimciler olarak çok fena derecede, nasıl diyeyim, gündemle hemhal olmak zorunda insanlarız ve biraz sanat, edebiyat, yani hakikaten bunlar çok daha insani ve insanı besleyen şeyler ve bunlara zaman ayırmak, hayatımıza bunları yedirebilmek çok önemli. Bu yüzden ben de çok katılıyorum yani Alpan dediklerine. Yani bizim belki sayfalarca anlatamayacağımız şeyleri, o hissi birkaç cümleyle verebilirler. İşte günü gelecek bir siyasal iletişim konuşacağız. Belki muhalefet, belki siyasi iktidar, tek tek partiler. Hani nasıl bir dil kullanacak, nasıl müziklerle hitap edecekler. Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'nun helalleşme serisinin ikinci videosunu da gördük. O da mesela böyle bir sufi tonda müziklerdi. Böyle hani insan dinlendirici bir videoydu ama bu kadar hareketli değildi. Tabii ki başka amaçları var, yani birisi siyasal sebepler yazılmış bir video. Ama orada da müziği iyi kullanmıştı diye düşünüyorum. Şimdi bu turdan söyleyecekleriniz olur mu? Kısa bir tur yapıp sonra Birleşik Arap Emirlikleri turuna mı geçsek, ne dersiniz? Ben Türkan, bir şey söyleyeyim hemen. Evet, tabii. Şey, bu geçecek diyor ya Tarkan. İktidarda İbrahim Tatlıses'in "Bu da geçer" şarkısını çok dinlemeye başlamış. O şarkının sözleri de çok manidar. Diyor ki "Bu da geçer, alışmalısın, dayanmalısın. Hemen karar verme, sabret. Bu da geçer, dayanmalısın. Böyle kalmaz, zamanla düzelir elbet." Yani iktidar cenahının dinlediği şarkının da sözleri anlamlı. O yüzden Tarkan'ın sözü mutlaka halk nazarında bir karşılık bulacak ama umarım siyaseten esas bu bir manşet çakılır. Hala ben şöyle düşünüyorum. 3 yıllık zaman zarfında herkesin atabileceği ve bir hayal, hani diyoruz ya, bir hayal yaratabilme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma sloganı bence hala başat slogan. En kucaklayıcı, en geniş kitlelere hitap edebilen, bütün kimlikleri kucaklayabilen, herkese seslenebilen en büyük mesaj, en anlamlı mesaj. Onun altını 6, 7, 8 kaç parti ise doldurabilirlerse bence bu toplumu biraz daha harekete geçirecek. İktidar dinlediği şarkı, yani eğer oysa, şöyle bir şey de aklıma getirdi. Yani kendisine oy veren toplum kesimlerinin de rahatsızlığının farkında o zaman. Yani onlara biraz dayan der gibi geldi bana bu şarkı. Başka ne diyeceğim, bilmiyorum. Onlar hani ne diyorlar? Hani zaten ona atfen ben bu ironiyi yaptım. Tayyip Erdoğan, evet, diyor, evet. Ya işte hep beraber bu işin altından kalkmalıyız. Madem sadece şeyine katlanmamalısınız diyor. Sanki işte hani milletin adamı dedikleri kişinin geldiği nokta gerçekten ibretlik yani. Devletle milleti tamamen ayrılmış bir vaziyette. Bakalım nasıl günler göreceğiz. Bu arada izleyicilerimizden Sefa Çetin gözlüklerin yakıştığını söylemiş Gürkan. Bence de yakışmış gözlükler. Ben de takıyorum. Ekranı yansıttığı için bu yayınlarda takamıyoruz tabii ama sizin seninle var mı ekleyeceğin sözler, Sezin ve Alpan, bu konuyla ilgili? Sonra Birleşik Arap Emirlikler ziyaretine geçelim. Ya çok kısa, Gürkan'ın dediği bu arada, bu hani ben stilize dedim, o da dedi, hakikaten çok bazı şeylere dikkat edilmiş belli ki. Hakikaten sonradan gelen açıklamaya da bakılırsa belki Tarkan'ın daha çok çevresinin, tabii bu spekülasyona giriyor ama aman da dikkat edelim, bu başımız belaya girmesin belki gibi uyarıları da olmuş olabilir. Yani işte maalesef sanatta da bu büyük güç birden önüne böyle belki bambaşka bir şekilde daha da çığır yaratacak bir şey, açacak bir şey olurdu. Belki o titizlenmeler olmasaydı.
Bu anlamda hem o büyük bir güç hem de çok da büyük bir sorumluluk tabii ki. Doğru zamanda işte doğru şeyi alabilmek belki bir anlamda. Veyahut da yani o müthiş de bir ego getiriyor. İbrahim Tatlıses de bir yandan Türkiye çünkü. O da Türkiye'nin başka bir yüzü. Belki kabul etmek istemediğimiz ve sevmediğimiz bazı şeyleri de temsil ediyor. Kadına şiddetten tutun. İşte bütün genel hayatındaki o... Bütün o şöhreti ve yeteneği aslında taşıyamama halleri, mafyatik hallere geçiş vesaireler. Ama yani bir yandan da onun da müthiş bir sesi olduğunu ve aslında nerelere gelmiş olabileceğini belki farklı kendini geliştirmeye çalışsa düşünmeden de edemiyor insan. Yani işte maalesef bizim birçok yüzümüz var. Sezen Aksu daha güzel bir yüz, olması gereken bir yüz. Ama maalesef böyle olmayan tarafları da var. Ben de şey ekleyeyim Gülçin izninle. Şeyi hatırlayalım. 2 yıl önceydi galiba Susamam diye bir parça yayınlandı. Hatırlıyorsanız. Rap parçası. Evet. 8-10 tane rapçinin Türkiye'nin sorunlarına yönelik böyle bir kolaj yaptığı bir çalışmaydı. Hatta birçok insan, ben dahil, gözlerim doldu yani onu izlerken. Özellikle daha güçsüz olanlarla ilgili, mesela sokak hayvanlarıyla ilgili olan şeyler, gazetecilerle ilgili olan şeyler vardı. Çok çarpıcıydı. Ve Türkiye'de son yıllarda rap de aslında, ki bunun çok tarzlı çeşitleri var. Ben de birkaç yayın yapmıştım üzerine. Çok etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle gençler arasında çok etkili bu tür kültürel ürünler. Ben de kendimle ilgili bu turda son şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye, hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir lafı var ya, kendi evlatlarına düşünecek, kendinden başka düşünecek zaman bırakmıyor. Ben de İbrahim Tatlıses'le yanıt vereyim. Saçlarım ağrıdı tek tek diyorum. Yani hani bu ülke sayesinde sana bırakayım. Evet, gerçekten öyle. O rap şarkısını ben de hatırladım. Evet, o zaman üstüne de sen konuşmuştun Alpen. Ben de böyle Almanya'daki Türkiye'den göçmüş insanların böyle grup grup çok rap yaparlar. Almancı demek istemedim. O yüzden böyle kelimeleri uzattım ama Almancıların hakikaten böyle bir şey vardır orada, bir rap furyası. Ben de onları çok severim, çok dinlerim. Kendim de bir süre kısa da olsa Almanya'da kalmıştım. Orada da görürsünüz yani tam bir kimlik beyanı, tam bir reddediş, tam bir öfke birikmesi, haykırış, arada kalmıştık. O kadar birkaç kelimeyle de olsa anlatırlar ki hislerini. Şaşırırsınız gerçekten. Yani o bütün o üç kuşak göç hikayesini birkaç satırla, işte Ceza, Alpagan, Kila Hakan, kim derseniz, hepsini bildiğim açığa çıkacak. Anlatıyorlar. Onlar da ilginç yani bu açıdan baktığımızda. Şimdi biraz eğlenceli bir mevzuydu. Tabii yani eğlenceli derken o tonda tutarak konuşmaya çalıştım. Yoksa her şey çok politize ve anlamlandırmaya çalışıyoruz tabii ki. Şimdi bu haftalardır aslında biz dış politika hiç konuşamıyoruz. Olaylar gelişiyor. Başta Ukrayna krizi olmak üzere Türkiye'nin de bir yerlerinden arabuluculuk vari dahli de olduğu bir mevzu. Bir taraftan da çok yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Zaten illaki bizi ilgilendirirdi bu mevzu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ne anlam ifade ediyor? Biz Arap dünyasının bazı ülkeleriyle iyi bir ilişki kurulurken bazılarıyla gerçekten çok uzak bir ilişkisi var Türkiye'nin. Oralarda bir değişim mi var? Bu ne anlam ifade ediyor? Bir de bunu anlamaya çalışalım. İstedik Sezin, burada sözü sana vererek yine devam etmek istiyorum. Sen ne dersin? Nasıl takip ettin bu meseleyi? Ya şimdi burada aslında kendi içinde çok tutarlı bir politikası var AK Parti'nin. Kendi işine ne yarıyorsa öyle bir dış politika oluşturuyor. Dolayısıyla kendi içinde aslında tutarlı baktığımızda, bize tutarsız gözükse de. Bir zamanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlaştırmak işe yarıyordu, kullanışlıydı. Şimdi de tersi. Yani burada gerçek bir düşmanlık da yoktu aslında o zamanında. Sonrasında şimdi gerçek bir dostluk da yok. Her an başka bir tarafa dönebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki bir takım kozlar. Zaten bu arada Orta Doğu'da değişti. Orta Doğu'da yerinde durmadı. Artık zaten İsrail'in Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve yani bütün aslında Orta Doğu'daki ülkelerin daha önce olmayan ilişkileri var. Trump dönemin bu anlamda değiştirici bir rolü de oldu. Tabii Amerika Orta Doğu'dan çekilmeye ve Asya'ya kaymaya çalışıyor. Bu da tam olamıyor. Yani bir yandan Orta Doğu'dan evet çekiliyor ama Asya'ya da kayamadı. Yani orada da bir
zaten dünyada bir değişim dönemi içindeyiz ne olursa olsun. Ve Orta Doğu'da da tabii aktörlere daha fazla kendi inisiyatifleriyle bir takım şeyler yapma artık herhangi bir yani Amerika'nın veyahut da başka güçlerin fazla da etkisi olmadan bir alan açıldı. Ve bunu da değerlendiriyorlar ve ona göre kendi aslında oyunlarını kuruyorlar. O yüzden çok hareketli, dinamik böyle ittifaklar da görüyoruz. Yani bir düşman gözükenler birdenbire aslında çok dostane bir takım paslaşmalar yapabiliyorlar. Sonra dönüp ama yarın öbür gün bir şey olmayacağını da bilemeyiz. Yani ortaya bir Avrupa Birliği vari sorunların çözüldüğü hakikaten ülkeler arasında ve birleşmenin, dayanışmanın olduğu bir şey de olmuyor. Veyahut da Amerika ile İngiltere arasındaki ittifak gibi bir şey olmuyor. Bahsettiğimiz son derece pragmatik, hareketli, anlık şeylerden bahsediyoruz. Dayanışmalar veyahut da paslaşmalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan bir süre sonra gene Birleşik Arap Emirlikleri ile düşman olunmayacağı pek hala müphem bir konu. Konjonktürel olarak. Tabii bu arada Katar meselesi var. Asıl yani orada başka bir şey oluştu. Bir o farklı kalıcı bir ve yani aynı zamanda çünkü kalıcı derken bir takım anlaşmalar, bir takım hakikaten uluslararası kurumsallaşma durumları olursa o kalıcı bir şey yaratıyor. Türkiye ile de Katar arasında askeri bakımdan da özellikle bu tarz şeyler oluştu ve onlar kopacak gibi de değil. Ya yani bu Türkiye'nin aslında ya Katar'ın zenginliğinden yararlanması, Katar'ın da Türkiye'nin büyük gücünden çok küçük bir ülkenin aslında kendini daha önemli kılması Türkiye üzerinden. Karşılıklı böyle de bir çıkar ilişkisi de orada da var tabii ki. Ama belki o daha oturan ve işte kalıcı olacak bir çıkar ilişkisi. Belki yeni dönemde gerçekten hep onu konuşuyoruz. Seçim sonrasında Türkiye'nin toparlaması gereken bir başlıkta dış politikası olacak. Ben kendi adıma Türkiye'nin Avrupa değerlerini ne kadar eleştirirsiniz eleştirmezsiniz o ayrı bir mesele. %100 doğru bir hatta olduğunu savunarak söylemiyorum bunu ama yönünü ve yüzünü Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri aslında böyle şekillendirmiş bir ülke olarak oraya oradaki demokratik değerlere işte toplumsal barışı sağlayan değerlere dönerek Avrupa Birliği ile tekrar ilişkilerini belli bir noktaya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki çok nasıl denir? Büyük oranda da şununla ilişkili orada da bir kutuplaştırma meselesinden çıkması gerekiyor Türkiye'nin. Dış politika tabii ki her ülke kendi faydasını gözeterek çeşitli tavırlar alıyor. Böyle bir alan. Türkiye'nin de bunu yapmasında bir sakınca yok bana göre. Örneğin Doğu Akdeniz meselesinde yaşanan krizlerde de konuşmuştuk. Türkiye belki dış politika anlamında en haklı olduğu noktada bile kendisini haksız çıkarmayı başardı. Çünkü hep bir dost düşman diliyle konuşuyor ve hep bir kamplaşma üzerinden davranıyor. Aslında pragmatist tavır bunu değil daha farklı davranmayı gerektirir. Yani kendi çıkarlarını dünya kamuoyuna anlatabilmek de aslında bence dış politikanın, diplomasinin önemli kalemlerinden biri. Türkiye bir türlü bunu yapamıyor. Her seferinde özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dünyada biliyoruz ki biz Birleşmiş Milletler'in şartında da kuvvet kullanma yasağı var ve bu çok strict kurallarla belirlenmiş. Bunu tabii ki sorarsanız Amerika yapıyor mu, diğer ülkeler bir sürü deliği var bu yasağın. Ama hattımız buysa kuvvet kullanma yasağının olduğu bir dönemde askeri gücü sürekli ön plana atarak bir dış politika kurulamaz. O yüzden en temelde diplomasi dili olması lazım. Bunun için de tabii ki bir Dışişleri Bakanlığı'nın işte buna uygun yetişmiş diplomatların, dil bilen insanların, bu kültürel sermayenin vesaire birçok kolu var bunun. Bunun olması gerekiyor. Yani dünyaya işte kafa tutar vari, işte repliklerle konuşan bir liderlik de olmaz. Bu tarz bir yani liderin güvenebileceği arkasında bir gerekirse onu da eleştirecek kurmaylarının da olması lazım. Türkiye tabii ki bu özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bunu da çok net kaybetti. Herkes emir eri gibi davrandığı için bu kurmaylar da muhtemelen çeşitli uyarılarda bulunamıyorlar ya da stratejileri oluşturamıyorlar. Kervan yolda dizilir misali bir dış politika yani her şeyde belki biraz olur ama dış politika hiç olmayacağını
hem aldığım uluslararası ilişkiler eğitiminden hem yıllardır gördüklerimizden net bir şekilde söyleyebilirim. Çok herkes der örneğin işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ister cumhuriyetçilerden olsun ister demokratlardan, onların kafasında bir hat vardır. İşte dış politikaları özellikle çok da sapmazlar, yani o hatta ilerlerler. İşte büyük Amerika tabii ki yani birçok açıdan benim baktığım yerden dünyada emperyalist bir devlet olarak da sınıflandırabileceğim bir devlet. Ama ne olursa olsun gücü ortada olan bir devlet. Bu güç de boşuna olmuyor. Yani stratejik davranmayla ve adım adım ilerlemeyle oluyor diye düşünüyorum. Gürkan sen ne dersin? Ya bu noktada hani senle başlayayım. Sezen'in söyledikleriyle devam ederim. Şimdi Cumhuriyet'in bir dış politika paradigması vardı. Bu paradigma öyle havadan sudan ve ideoloji tandansı değildi. Tamamen yaşanmışlıklar üzerine oluşturulmuş bir şeydi bu. Neydi bu? Çünkü işte Balkan Harbi önce olmuş. Ondan sonra Birinci Dünya Harbi, sonra İstiklal Harbi. Şimdi bu adamlar Orta Doğu coğrafyasının ve Balkanların, hatta Kafkasların ne anlam ifade ettiğini, nasıl bir yapıda olduğunu çok iyi idrak etmişler. Çünkü bu paşalar bu işi yaşamış. Silah arkadaşlarını kaybetmişler, yol arkadaşlarını kaybetmişler. Ailelerinden kayıplar yaşanmış. O acıyı, o dramı görmüşler. Yani Fahri Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı okuyan birisi Cemal Paşa'nın hani Kudüs düştüğünde İstanbul düştü zannettik ve hani o psikolojik tepkileri nasıl verdiğini çok iyi anlatır. O yüzden bu hani diyorum ya, bu parçalanma paranoyası ve o yaşanmışlıklar, bunlar çok etkin ve çok rasyonel bazı politikalara sebebiyet veriyor. İşte Sadabat, işte Balkan Paktı, Sadabat Paktı vesaire. Bunlarla bir denge güdülmeye çalışılıyor. Ama hep akılcı politikalar ön planda gitmiş. Ama özellikle AK Parti'nin işte bu Ahmet Davutoğlu ve sonrasında gelen işte bu yeni Osmanlıcılık hayalleri, işte bu yeni Türkler olan işte Jön Türkler, genç Türklerden biraz esinlenerek yeni Osmanlı hayalleriyle ülkeyi hakikaten çok başka bir noktaya götürmeleri, işte Emevi Camii'nde Cuma namazı hayalleri vesaire, tüm bunları bir araya getirdiğinizde tüm o dış politika paradigması çöktü. Ve bu çöküşten sonra da onun yerine herhangi bir şekilde yeni bir şey konulamadı. Ne yapıldı? Sezin'in bahsettiği gibi bütün pragmatik, hatta opportunizme kayan çeşitli hamleler biz gördük. Şimdi İdlib'de 34 şehit verildikten sonra iktidarın kabineyle birlikte oraya gidip o kapıda öyle bekletilmesi de bunun hesabını soramaması hiçbir zaman unutulmayacak. Şimdi dış politikadaki bu acziyetlerin sebebi Türkiye'nin dışarısındaki ülkeler, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Türkiye'nin içine düştüğü, maalesef yani içim kanıyor bunu söylerken, ama bu acziyetin farkında oldukları için onlar da burada neyi nasıl götürebiliriz, neyi nasıl kuşatabiliriz, bunun hesabını, kitabını çok iyi yapıyorlar. Ben muhalefete burada şu açıdan ben kızacağım. Sürekli işte Erdoğan'ın bu çelişkilerini gün yüzüne çıkararak işi noktalıyorlar. İşte sen dün bunu diyordun, bunu diyorsun. Ya bu, ben buna evet ilk başta bunu ilk idrak ettiğimde ben de şaşırıyordum da, yani 7-8 sene falan oldu ya, 9 sene falan oldu yani. Artık bu tamam dedim. Bu adam böyle. Fıtrat bu. O zaman ne yapılabilir? Ya bunun çözümüne dönük neler yapılabilir? Bunları konuşmamız bence artık gerekiyor. Muhalefet olarak bunun üzerinden bir şeyler inşa edilmesi lazım. Yani bu dış politikanın Türkiye'ye olan maliyetini hala biz herhangi ben bir siyasi partiden böyle parça parça döküldüğünü ben görmedim. Diğer mesele bu işte buradaki bu boşalmadan kaynaklı. İşte Rusya'nın Ukrayna meselesi var şu an, çok sıcak. Diğer orada işte Suriye meselesi hala devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, işte Katar vesaire. Burada dengeyi bozan şey şu oldu. Çin'in çok olağan dışı büyümesi ve bunun giderek artması Amerika'yı tedirgin etti. Aslında Batı bloğunu da tedirgin etti ama özellikle Amerika'yı. Ve bu tedirginlikten kaynaklı da Amerika'nın gerek bu petrolün belli başlı noktalarda Amerika için Orta Doğu coğrafyasına ihtiyaç olmaktan yavaş yavaş çıkması ve buradaki bu kaotik ortamdan da biraz yorgunluk ve öteki taraftaki tehlikeden dolayı Amerika biraz alan boşalttı. Şimdi ben tabii uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama tamamen gözleme dayalı benim yorumlarım. Rusya bundan çok iyi istifade ediyor. Yani Rusya'nın çok böyle kendi açısından ekonomik gelişmişliği, son 10 yılda bir sıçraması, böyle alanları böyle işte tahkim etmesinden ziyade bu olağan boşluğun fırsatlarından yararlanarak Suriye, işte hatta Irak, İran, şimdi mesela Kafkasları görüyorsunuz, işte orada Azerbaycan, Ermenistan, orada o, yani tekrar diyorum tamamen kendi yorumum, yani Azerbaycan ile Ermenistan'ı birbirine düşüren Rusya'ydı. Orada Ermenistan'ı belli başlı açılardan cezalandırmak istedi Rusya. Onun aslında güdümünde bir vesayet savaşı orada yapıldı. Nasıl Elçi Bey'i oradan indirmek için
Rusya orada bir şeyler ya, o zaman yaptıysa ve Azerbaycan'a toprak kaybının vesaire faturası çok ağır olduysa, bu zamanda yine hakeza bunu yaparak farklı bir denklem güttü. Ukrayna da hakeza bunu yapıyor. Bu çok sıkıntılı. Hani hep Amerika'yı eleştiriyoruz ya, işte dünyanın jandarmalığına soyunuyordu vesaire şu şu bu. Ben bunu hiçbir zaman, bu benim kafama çok yatmamıştı. Hala da yatmıyor. Amerika'nın bu coğrafyadan çekilmesi, bu coğrafyada demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin ne kadar dipte olduğunu da düşünürsek çok sağlıklı neticeler ilk etapta vermeyebilirdi. Bence vermedi de. Bu önemli bir husustu. Bir diğer husus da Avrupa. Avrupa, hani ben, Avrupa Birliği benim için çok önemli, çok kritik. Avrupa Birliği kriterleri çok elzem, çok inandığım bir yapı. Ama Avrupa'nın yazdığını al, yaptığını yapma diye kafamda bir şablon oluştu benim. Çünkü yani hiç o 1945'ten çok ciddi dersler çıkararak Avrupa Birliği sürecine girildi. Sonrasında adımlar atıldı. Temel hak ve özgürlükler, işte Birleşmiş Milletler, işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vesaire. Lakin yani bu aslında biraz da insani, biraz da fıtrat gereği. Kendilerine işin ucu dokunduğu anda, özellikle bunu Almanya'da çok sık gördük, rengi değiştirebiliyorlar. Tavırları çok değişken olabiliyor. Mesela mülteci meselesinde Türkiye'ye, Türkiye'deki rejime olan desteklerinin yani sebebi tamamen duygusal, yani diyeyim ben. Maalesef bu tarz bir tavır davranış oluyor. O yüzden tüm bunlar hesap edildiğinde Avrupa Birliği'nin de çok iyi bir vaziyette olduğunu icraatı anlamında ben düşünmüyorum. Biliyorsunuz Rusya'yı da bu Azerbaycan meselesi miydi? Orada şu an tam aklıma gelmedi. Belli bir şekilde bir cezalandırma vardı. Ama ondan sonra tekrardan orada da bir geri adım atıldı. O yüzden burada Türkiye artık kendi söküğünü dikmesi gerekiyor. Muhalefetin bu noktada da üretim yapması gerekiyor. Ve iktidarın dış politikasının, son 10 yıllık dış politikasının Türkiye'ye olan maliyetini çok daha somut bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde halka sunması gerekiyor. Hı hı. Evet, buna çok katılıyorum. Örneğin Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyonlar zamanında da konuşmuştuk. Yani her gün Amerika'yı yeniden keşfetmemiz gerekmiyor. Bu ülkenin komşuları var. Onlarla ilgili alacakları işte tavırlar var. Kritik durumlarda ne yapması gerekiyor? Muhalefetin oturup düşünmesi lazım. Az buçuk işte Orta Doğu masaları kurulup hani bunlar üzerine düşünüldüğünü duyuyoruz. Yani olaylar olduğunda değil, adeta bir gölge kabine gibi. Şimdi sonrasında en azından işte Dışişleri Bakanlığı'nda kim konumlandırılacak, o nasıl bir ekiple çalışacak, işte nasıl tavırlar alacak, böyle bir krizde, Rusya'nın kriz yaratacağı bölgede zaten aşikar son birkaç senedir yaşıyoruz. Burada Türkiye dış politika tavırlarında nasıl davranacak, bunu önceden bilmesi gerekiyor şu anda siyasi iktidar aday kadroların, kimse bu. Avrupa Birliği ile ilgili söylediğin şey de gerçekten çok önemli bir uyarıydı, onu iyi ki de söyledin. Avrupa Birliği'nin hani yıllardır konuşuyoruz, bir sizin de çok fazla bu konularda konuştuk, o çok daha iyi bilir. Yani bir kale Avrupası mantığıyla kendi içine dönük nasıl demokratik işte kazanımları varsa, dışarıya dönük o Schengen alanını koruma, özellikle göç, sınır ve mülteciler politikasında inanılmaz sınıfta kalmış bir birlikten bahsediyoruz. Hiç insani tavırlar değil, işte parasını verelim siz ülkede tutun var tavırlarıyla Türkiye'de bir neredeyse işte mülteciler için kocaman bir tampon bölge haline getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Özellikle 2015'teki büyük mülteci Avrupa'ya doğru yol alışından beri, 2016'da Türkiye ile imzalanan göç mutabakatı da bunun en önemli işte göstergesi. O günden bugüne çeşitli krizler yaşanmakla birlikte bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği aslında anlaşıyor diye not düşebiliriz. Alpan, sen ne dersin? Bu konuyu aslında dördüncü yolda konuşalım diye sen önerdin. İç siyasetle de bağlantılandırarak bu konuyu bir düşünüyorsun diye biliyorum. Sözlerini merak ediyorum. Buyur, söz sende. Ben daha çok Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gideceğim. Oraya biraz odaklanmak istiyorum. Çünkü hani şu aklıma hep şöyle bir söz geliyor. Şimdi burada biraz böyle ifade etmek istiyorum. Hani bayram değil, seyran değil. Birleşik Arap Emirlikleri bizi niye öptü? Orada çünkü iki ülkenin de bir sıkışmışlığı söz konusu diye düşünüyorum. Birincisi, Türkiye zaten uzun zamandır belliydi. Dış politikada adım atabileceği alanlar çok sınırlı hale geldi. Özellikle Ahmet Davutoğlu'ndan sonra, yani Ahmet Davutoğlu'nun son döneminde de bu çok sıkışmıştı. Son Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası süresinde de Türkiye müttefiklerine olan ilişkilerinde çok gergin anlar yaşadı. Ve şu anda bana kalırsa Türkiye bir
etrafındaki kapasitesini artırmak istiyor. Yeniden bir açılım yapmak istiyor. Bunu da bu açılımı yaparken tabii burada elde edeceği güçle de Washington nezdinde bence manevra yeteneğini artırma derdinde Rusya'da Ukrayna meselesinde takındığı tutum bana kalırsa bir. İkincisi bölgede şu anda sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmüyor Türkiye. Aynı zamanda mesela İsrail'e de göz kırpıyor. Bütün bunlar bence Washington'da Trump sonrası dönemde, çünkü Biden'la ilişkiler daha da bana kalırsa Erdoğan'ın istemediği bir formatta. Çünkü senin de vurguladığın üzere yani Erdoğan öyle bir sistem kurdu, tasarladı ki bunun dış politik yansıması da kurumsuzlaşmadır. Yani ben her şeyi Sezar'ım, ben her şeyi hallederim çıkışıyla yapıyordu. Ve bunun karşısında kendi gibi muadillerini bulmak istiyordu. Trump buna onu sağlıyordu dünyada. Fakat şimdi o da gidince o kurumsuzlaşma altında mecburen ilişkilerini de artırmak zorunda ve kendi kredibilitesini de artırmak zorunda. Bu noktada İsrail'le olan temasını ben böyle görüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri meselesi de şu. Şimdi hatırlayalım. Daha 2-3 ay önce herhalde ya da Haziran'dı. Süleyman Soylu çıktı televizyonda, dedi ki 15 Temmuz'un arkasında finansör olarak biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu düşünüyoruz. Yani Sedat Peker'in videolarından sonra 15 Temmuz'un finansörlerinden birini, yani kanıt göstermedi ama Birleşik Arap Emirlikleri olduğu söylendi. Zaten uzun zamandır konuşuluyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Erdoğan ve yönetimi çok makyavelist bir şekilde, pragmatist bir şekilde bütün geçmişi bir kenara attı ve olası geleceğe odaklandı. Bu tipik bir Erdoğan hareketi aslında. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmayı şu an seçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü onlar da hem bölgede, daha hem bölgede hem de dünyada farklı yerlerde Hindistan gibi yatırımlarını artırmak istiyorlar. Ve Türkiye'yi şu an çok bereketli bir, şöyle söyleyeyim, bir pazar. Yani bizim her şey 1 milyoncu olarak aynen görüyor. Ve burada çok ucuza her şeyi kapatabileceklerini düşünüyorlar. Erdoğan da bu noktadan yararlanmak istiyor diye düşünüyorum. Fakat Körfez ülkelerine sağlanacak olan bu ayrıcalıklar, ekonomik ayrıcalıklar şu koşullar altında ülkemiz için ve toplumumuz için gerçekten eski tekerleri, ayrıcalıkları andırıyor benim gözümde. Bunun gerçekten önüne geçilmesi gerekiyor. Zaten Körfez ülkeleri şunu düşünür mü bilmiyorum ama Türkiye'de olası bir yönetim değişikliğinde bütün bu anlaşmalar vesaire yine kalıcı olacak mı? Yani gidebilecek olan bir yönetimle şu an ihtimal çok çünkü. Anlaşma yapılabilir mi? Bundan emin değilim. Ama iktidar bunu şöyle gösteriyor. İktidar ve etrafındaki herkes, geçtiğimiz Kasım ayından hatırlayalım, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapabilecek olan kendi iş adamlarına 10 milyar dolarlık kredi açtı. İktidar bunu nasıl yansıttı biliyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye 10 milyar doları verdi. Yani hiçbir şey yok ortada. Ama onlar bunu alıp o algıyı, evet algıyı gerçekten o kelime bence doğru, o algıyı biri bin yapıyorlar ve biz yönetimde kalacağız diye yapıyorlar. Oradan muhalefete geleyim, iki cümleyle bitireyim. Ben de bugün yazımda yazdım. Bence muhalefetin en az etkili olduğu alanlardan biri ekonomi, diğeri de dış politika. Ben bunu şöyle de görüyorum. Katıldığım toplantılarda, uluslararası toplantılarda da, gazetecilerle yaptığım toplantılarda, uluslararası camiada, bu insanların muhalefetin yani yönetime gelirlerse nasıl bir stratejileri olduğunu bilmemeleri. Bilmiyorlar. Yani muhalefet kendini bu alanda anlatmalı, daha fazla anlatmalı. Hani nasıl ki ekonomiyi memlekette anlatacaklarsa insanlara, dış politikada da nasıl yönelim izleyeceklerini, işte Orta Doğu'da, Ukrayna'da, Kafkasya'da ve aynı zamanda işte Doğu Akdeniz'de, bunları bence alternatif yollar ve stratejiler de çizerek, yani hükümetin söylediklerinin dışında bir şey yapmaya çalışarak çok iyi planlamaları lazım. Çok zor biliyorum ama bunu yapmaları lazım. Çünkü yurt dışında bilinmiyorlar. Fakat yurt dışı bağlantı demektir. Yani kuvvet ve güç demektir. Sizin bunu da yapmanız gerekiyor. İktidar, son cümlem o, sadece bir alanda iş yapmakla değil, dış politikada, ekonomide de çok fazla bağlantı sağlamak ve bunu anlatmakla gelir diye düşünüyorum. O yüzden muhalefeti de ben kendi nezdimde nacizane uyarmış olayım. Evet, bence de çok yerinde bir uyarı. Hatta ismi aklıma gelmedi. Lütfen bileniniz varsa bana hatırlatın. Gazete Duvar'da birkaç bu konuyla ilgili yazı yazmıştı. Kıymetli bir yazarımız diyeyim. Ayşe Çavdar da bu konuda, sevgili Ayşe Çavdar da uyarılarda bulunur. Hep şu anda muhalefet milletvekillerinin işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'yi daha sonrası için de aslında tahkim altında bırakacak çeşitli uluslararası sözleşmelerde yeterince tavır gösteremediği. Yani bu sözleşmeleri bir
bakmak lazım. Gerekirse oylamalara katılmamak lazım. Bunu kamuoyunun gündemine taşımak lazım. Hani Türkiye işte 2-3 sene sonra diyelim siyasi iktidar değişecek ama uluslararası sözleşmeler siyasi iktidarı kimin olduğuna göre değişmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına imzalandığı için bundan sonrasında bağlayacak sözleşmelerse şimdiden onun karşısında durmak gerekir diye hatırlatmalarda bulunmuştu. Gazete Duvar'da birkaç da yazı yazmıştı. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Gelirse söyleyeceğim. Belki Alpan hatırlatır bana. Diye not düşmüş olayım. Bu önemli bir mevzu. Bu arada izleyicilerimizden Ayşe Durkan sağ olsun geçecek demiş ki Ege ağızlıymış. Yani Türkçenin doğru kullanılması, yanlış kullanılması tabii ki maalesef İstanbul Türkçesi üzerinden ben kurguladığım için bunu bilemedim. Bunu da hatırlatmanız iyi olmuş. Yoksa bence de illaki İstanbul Türkçesi konuşmamız gerekmiyor. Böyle bir ağız da varsa ve bunun üzerinden de kullanmışsa iyi yapmış lütfen o zaman. Sen gevrek diyelim. Yemiyor musun? Lütfen. Gevrek evet. Biraz Fahri İzmirli olmaya çalışıyorum bu aralar. İzmir'de her şeyin farklı bir şey var değil mi? Kelimelerin anlamı var. Öğrenmeye çalışıyorum ben de. Bizde de yani Kars'ta da tabii ki ben Azeri kökenli olduğum için çok farklı kelimeler var. Ama tabii İstanbul'da doğma büyüme olunca bunları da unutmuşuz. Bu yarı da bence güzel oldu. Ama bu arada bir şey diyeceğim Gülçin. Buyurun. Yani İzmir adını unuttum şimdi de İzmir pişisi o güzel olan boyoz. Şey bu. Boyoz. Özledim onu. Şu an zaten çok acıktım. Kusura bakma. Bayılacak biraz evet, sonra. Evet, evet. Alpan ben İzmir seferlerimden birinde sen İstanbul'dayken onu dondurulmuş olarak... Donmuş boyoz oluyor bu arada. Evet, donmuş boyoz oluyor. Söz sana getireceğim. Evet. İstanbul'dayken getireyim ben sana. Güzel olur. Şey şimdi tabii boyoz aslında Seferad Yahudilerinin getirdiği İzmir'e bir şey bu arada. bu geçtiğimiz günlerde de bir firma boyoz tarifi vermiş sanırım ve orada yani... Yahudileri anmamak için her şeyi yapmışlar. Göçmenlerin getirdiği falan vesaire gibi. Şimdi son bir şey eklemek istiyorum bu arada. Tabii Ekrem İmamoğlu enteresan bir çıkışla Münih Güvenlik Konferansı'ndaydı. Aslında muhalefette en dış bağlantıları sağlamaya çalışan ve bu anlamda Türkiye'nin gelecek yöneticisiymiş gibi davranan da o diyebiliriz ilginç bir şekilde. Hakikaten de yani bana da çok yöneltiliyor bu arada Alpan'a gelen soru nasıl bir muhalefetin nasıl bir dış politikası olacak bilmiyor insanlar yurt dışından ve merak ediyorlar ve çok da umutlu değiller açıkçası. Çok Avrupa Birliği'ne dönecek bir politika mesela batıya dönecek bir politika da beklemiyorlar milliyetçi egemenlikten dolayı bu ittifaktaki öyle tahayyül ediyorlar. Özellikle batıya karşı bir mesafede gibi. Belki bazı şeyler AK Parti'nin yapıldığı gibi yapılmayacak ama tabii yani Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda en belki hazırlıklı çıkışları yapan insan olması da enteresan. Sizin de destekleyeyim bu noktada. Ben de burada mesela yaptığım konuşmalarda, görüşmelerde en alakasız insan bile Türkiye siyaseti deyince gerçekten Ekrem İmamoğlu'nu biliyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu hem bu Macaristan ve Polonya özelinde bağlantılar da kurdu. Bir de son dönemde Almanya'daki yayın basın medyayla da ilişkileri var anladığım kadarıyla. Gerçekten iyi bir PR izliyor. O açıdan sizinle sonuna kadar katılıyorum. Yani bütün muhalif partiler bir kenara gibi ama Ekrem İmamoğlu kendi stratejisini iyi uyguluyordu. Ya orada görüştüklü isimler Nils Schmidt mesela Türkiye politikasını SPD'nin sosyal demokratların oluşturan insan diyebiliriz dış politikası genel olarak. Yani burada zaten anlatıyor her şeyi. Evet yani Türkiye'de farklı damarların olduğunu da gösteren isimler olması hakikaten dış politika anlamında umut verici çok da fazla değiller dediğiniz gibi. Ekrem İmamoğlu kendisi gibi bir dalgayla gelen birkaç medya başkanıyla da çeşitli görüşmeler yaptı. Belki yeni dönemde şuna da önem vermek gerekebilir. Tabii ki hala uluslararası ilişkiler, ulus devletleri birbirleriyle ilişkileri üzerinden kuruluyor. Ama yeni dönemde yerel siyasetlerin ön plana çıkmasıyla kentler birbirleriyle ilişki kurabilirler ve bunun emarelerini de ben görüyorum. Yani hem bunu biz işte QRL kavramı vardı. Robert Dahl'ındı galiba Alpan. Bilirsen lütfen söyle sen de. Yani bir taraftan küreselleşme den bahsediyoruz. Tabii salgın bunu bir nevi etkileyecek mi etkiledi mi bu ayrı bir tartışma. Bir taraftan da yerellerin kendi arasında işbirliklerinin olduğu bir zamandayız da bir taraftan. Yani yalnızca ulus devlet değil aktör. Ekrem İmamoğlu belki bunu da yani tabii ki teorik düzeyde oturup düşünecek değildir ama buna da bir örnek oluşturuyor gibi geliyor bana. Son bir şey söyleyeyim çok uzatmıyorum ama. Rica ederim buyurun amanız var. Enteresan bir şekilde aslında Ali Babacan çok uygun bir figür. Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkmaya. En dünya insanı olan lider o yani. Çünkü baktığımızda tecrübesi ve tipolojisiyle diyelim. Ama ilginç bir şekilde devamından uzak duruyor. Bu bilinçli bir şey mi yoksa o noktaya daha eğilemiyorlar mı? İlginç.
yapacağız. Bunu göreceğiz nasıl olacağını. Gürkan, var mı senin ekleyecekleri? Ya bence Türkiye'nin eğer kendi iç muhasebesini yapabilir de problemlerini çözebilirse muazzam bir potansiyeli var. Mesela Rumlarla, yani Yunanistan'la arası çok iyi olan Kıbrıs meselesini bir şekilde çözebilmiş. Ermenistan'la problemlerini atlatabilmiş ve Ermenistan'la tam anlamıyla bir sulhe kavuşmuş bir Türkiye'nin, mesela Amerika'daki gücü çok artacaktır. Rumlarla barışmış bir Türkiye'nin Avrupa'da gücü çok artacaktır. Kürtlerle barışmış bir Türkiye'nin, hep diyoruz bugünkü yazımda da ben değindim, Azerbaycan'la alakalı iki devlet tek millet diyoruz. Kürt sorununu çözen ve Kürtle Türkiye eşitleyen bir Türkiye Cumhuriyeti için bunu yaptığı takdirde İran ve Suriye'nin kuzeyinde bu iki devlet tek millet metaforunun çok daha ötesinde söz söyleyebilme imkanı doğacak Türkiye için. Çok daha farklı bir iklime Türkiye gidecek. Her anlamda büyüme, maddi manevi büyüme fırsatları doğacak. Bence eğer Ekrem İmamoğlu bunların hepsini görüp bu noktada bir hikaye yazmaya gayret gösterirse, yani geleceğe dair yeni bir söz söylerse, bu 100 yıllık defterin, dönemin hatalarını artık kapatıp Türkiye'ye yeni bir sayfa, kocaman bir sayfa açmayı kafasına koyarsa çok sağlıklı bir iklim var. Bunu umarım yapabilir. O veya başka bir lider. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Bugün biraz gerçekten her zamanki konuştuğumuz konulardan çıktık. Ben kendi adıma bundan da mutluyum. Sezin, Gürkan, Halifan, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dördüncü Yoldan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni başlıklarla görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.